Kötü adam. Ne haber oğlum? Harikalar yarına. Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Evet, bugün sizlerle birlikte kötü adam inceleyeceğiz. Görüyorsunuz kötü adam elimde, yakaladım kendisini ve geldim buralara kadar. Dedim ki kötü adamı biz sizlerle birlikte inceleyelim, bakalım bu kötü adam nasıl bir şeymiş. Brahmaların en babası, kümesimizin en babası, kümesimizin en güzeli. Kötü adam karşınızda. Sıfatsız kötü adam. Ağzı yiyeyim senin. Eurolarına bakın, güzelliğine bakın. Arkadaşlar, sizlere yine bir bilgi patlaması yaşatalım mı? Şimdi şuradaki görüyorsunuz et parçasını. Bunayı tarak da aynı şekilde. Parmağınızla sıkıyorsunuz. Bekliyorsunuz, tamam mı? Bir 5 saniye bekliyorsunuz. Bırakıyorsunuz, beyazlık gördünüz ya. Bu beyazlık 5 saniye içerisinde 1, 2, 3, 4, 5, 6. Gördüğünüz gibi beyaz kısım 5 ile 10 saniye ortasında tekrardan kızarmazsa beyazlık, şu an pislettim, elim pisimiş ya, o beyazlığı şaşırtmayın, ten rengi kırmızılık tekrardan geriye dönmezse hayvanınızda sağlık sıkıntıları var, ama sıktıktan sonra geri dönerse gerçekten de çok sağlıklı bir hayvan olduğunu söyleyebilirim. Pisiler, bir gidin pisiler. Şimdi bizim Blaçk Brahmanımız bu. Blaçk cinsi ve Abika'nın uzantısından, Abika kanından bir Brahma. Gold Brahmamızı biliyorsunuz, verdim bir arkadaşımıza, ondan yumurta alacağım. Blaçk'ımız halen daha kümesimizde, sürümüze karıştırdım, dolaşıyor kendi haline. Bugün dedim ki adam kadar horozumuzu sizlerle bir inceleyelim arkadaşlar. Gortol gibi, gortol, gortol. Adam gibi horoz arkadaşlar. Hay maşallah. Hay maşallah, güzelliğe bakın. Blaçk'ın güzeli, Blaçk. Hemen hemen neredeyse 5 kiloluk bir hayvan. Vardır 5 kilo ya. Ayaklara bakın, maşallah. Paçalar. Kartal pençesi gibi pençeleri var. Muhteşem. Çok tatlısın ya. Kötü adam, kötü adam. Tüylerine de bakabilirsiniz. Çok net bir şekilde görünüyor mu bilmiyorum ama gerçekten güzel. Renk tonlamaları falan, şuradaki renk tonlamalar falan çok iyi. Bir Blaçk Brahman'ın bütün özelliklerini taşıyor kendisi. Güzel hayvan arkadaşlar. Kümesinizde Blaçk istiyorsanız, Blaçk horoz, Blaçk Brahman böyle bir hayvan. Yani kümesinizde olsun istiyorsanız, sizlere bir de örnek göstermiş olduk hem. Böyle bir ırk, böyle bir hayvan. Yalnız bu Abika uzantısıdır, haberiniz olsun. Öyle düşünceniz varsa ona göre hareket edin. Yani bir gider olmadı en kötü Abika'dan alırsınız arkadaşlar böyle bir şeyi. Başka yerlerde bulamayabilirsiniz. Şimdiden söyleyelim. Şimdi hayvanımızı götürelim. Kümesin ortamına bırakalım. Biraz dolaşsın, hem de kümes de onu biraz daha gözlemleyelim sizlerle. Şimdi en iyi açısı aslında Brahmaların uysal olması. Şimdi bu hayvanın bir uysal olmadığını varsayarsak, bu adam öldürür ya. Kafaya baksanız arkadaşlar. Adam öldürür. Kafaya bakın. Elim kadar kafası var ya. Ne dezelim kadın yani. Yani hem çok iri, pençeler mençeler derseniz de pençe öldürür adamı ya. Elim kadın da pençeler var. Çırpınma. Pençe, pençe. Kafam kadar pençeleri var. Yani hırçın bir hayvan olsa ya, hiç şansımız yok. Hem kümes de bizim şansımız olmaz, hem de önüne gelen bütün tavukları, horozları ezer geçer. Cüsse var, yürek yok. O kadar diyebiliriz. Bizim Ponçik de burada bakın. Ponçik. Kızım. Ponçik'i de göstereyim. Okey, geldik buraya kadar. Ponçik. Ponçik. Kız. Ponçik. Ay maşallah canım bu. Neyse hadi bakalım kümese gidelim sizlerle birlikte. Evet arkadaşlar, gel dedim, bakın kümes de bizim kötü adam. Kötü adam. Güneşli bir sabah, tavuklarla iç içe, bizim yakışıklı da burada, yakışıklının yanında. Hay maşallah. İncelememizin ardından biliyorsunuz, koca pençeli, koca yürekli, cüssesi olan ama yüreği olmayan bir horoz. Bizim adam, adam bizim adam. Çok iri yapısı var arkadaşlar ama
gerçekten güzel bir hayvan. Yani abika uzantısından bir bulaçık brahmanımız sürümüzde. Sürü içerisine karıştırmam. Bir yandan iyi oldu, bir yandan kötü oldu. Tavuklara çok fazla atlayamıyor çünkü çok iri. Öbür tavuklar bunlardan küçük. Bakalım duruma, vaziyete göre artık değerlendirmelerde bulunur. Hayvanlarımızın iyiliği için her şey yapabiliriz her an. Onu da söyleyeyim. Gidir bak, gidir. Ayak atışa baksanıza. O ayaklarını basıyla yere. Hayvan gibi ya. Bu nasıl bir ayak basış şekli lan? Ha? Sakin ol. Bir tavuğa bak, bir sana bak ya. Kocamansın. Maşallah, maşallah, maşallah. Burada daha net bir tonlama yakaladık. Tekrardan harekete geçti bizim yürüyen tank. Ve halen daha gidiyor. Sade yürüyor. Tank gibi tank. Canım benim. Kel olanlarımızı gösterelim mi size? Kel olanların biri burada uyuyor. Uyukluyor arkadaşlar. Kel olanları da seviyorsunuz biliyorum. Ya halledeceğiz. O işte bizde. Hiç merak etmeyin. Kel olanlar da bizde. Bizim kunkulular. Bu da fizikomuz. Fizikomuz da uyukluyor. Hava çok kötü değil. Şu an serin düştü ama havanın durumu iyi. İdare eder arkadaşlar. Ama iyi yani. Kötü adam. Kötü adam benden kaçırsın ama seni izlemek istiyorlar. Seni görmek istiyorlar. Hareketlerin, tavırların, her şeyin. Nereye kaçırsan. Şimdi bacak yapısı çok büyük. Kartal pençesine benzetiyorum ben ayaklarını. Ayak yapısına sahip. Tüy yapısı da çok iyi. Kabarık. Ağır da hayvan arkadaşlar. Tavuklara zarar vereceğinden korkuyorum ama tavuklara atlayamıyor. Küçük olduğu için tavuklar kaçıyor altından. Ama eğer zarar vermeye bir meyilli bir durum olursa mecburen sürüden ayırmaya zorunda kalabiliriz. Ama şimdilik öyle bir durum söz konusu değil. Şimdi sürümüzde. Duruma göre artık değerlendirmeler yapacağız. Hayırlısı diyelim o zaman. Ne yapalım? Değil mi? Şişt, kötü adam. Muhtar seçimlerine yetişebilecek misin sence? Belki kümesin muhtarı sen de olabilirsin. Eğer bir aksilik olmazsa, inşallah bir sıkıntı olmazsa muhtar adaylarımızdan birisi de kötü adam inşallah. Şimdi bugünkü videomda sizlerden yorum bekliyorum biliyorsunuz. Kötü adamı inceledik, eyledik, biraz bakındık. Şimdi ise sizlerden yardımlarınızı bekliyorum. Yorum kısmına dönüş her bir yorumu okuyorum. Söyleyin arkadaşlar, kötü adam sürüde dursun mu, çıkartalım mı, ne gibi sorunlarla karşılaşabiliriz? Sorulara cevap bekliyorum. Lütfen yardımcı olun bizlere. Biliyorsunuz sizler ne derseniz o yönde bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Onundan dolayı yardımcı olursanız çok sevinirim. Kötü adamı sürüden sizi çıkartmalı mıyım yoksa çıkarmamalı mıyım? Sizlerin tercihlerini en içten dileklerimle bekliyorum arkadaşlar. İnşallah güzel bir sonuç alırız. Kötü adamı çok seviyorum. Çok tatlı, emek verdim. Bakın geçen yıldan beri bakıyorum bu hayvana ben. Çok emek verdim kendisine. Maşallah. Çok da seviyorum aslında. Sağlıklı da hayvan. Ama sürünün genel iyiliği için yapmam gereken bir şey varsa çekinmeden yaparım arkadaşlar. Çünkü tüm hayvanları seviyorum. Sadece bunu değil, hepsini seviyorum. Onundan dolayı bütün sürünün kaderini, bütün sürünün güzelliğini bir hayvanımızın güzelliğine feda edemem. Ondan ötürüdür ki kümesinde büyük bir bakan, tecrübesi olan arkadaşları yorum kısmına bekliyorum. Çünkü benim hiçbir tecrübem yok bu konuda. İlk defa böyle bir sürüye karıştırma yapıyorum yani bulaşıkı. Uzun süreli duracak çünkü. Sizlerin görüşleri, bilgileri benim için çok önemli. Diğer farklı güzel videolarda inşallah görüşeceğiz. İnşallah daha iyi içeriklerle sizlerle olmaya çalışacağım. Kötü adamın sonu mu geliyor yoksa ebedi harikalar diyarında duracak mı? Hadi bakalım. Ekranda çıkan farklı videolara gidebilir. Bir o taraftaki butondan da kanala abone olabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.